Memleketi Ordu'dan İstanbul'a çalışmak için gittiğinde tarihler 1989'u gösteriyordu. Henüz 13 yaşındaydı ama bu onun için bir dezavantaj değildi. Çünkü çalışkan ve azimliydi. Ulaşacağı hedefleri vardı. Bu uğurda simit de sattı, ayakkabı da boyadı. Ama babadan öğrendiği inşaat mesleğinin tozunu yutmuş olacak ki başarıyı bu alanda yakaladı. İstanbul'da duşakabin ve cam balkon başta olmak üzere inşaat sektöründe yakaladığı başarıyla gurur duyduğumuz Ordulu iş insanımız Gökay Gündoğdu'yla yaptığımız bu özel söyleşiyi ekranlara getiriyoruz. Ben 1977 Ordu doğumluyum. 1989 senesinde İstanbul'a geldik. O dönemde dericiliğe başladım. 23 yıl dericilik hayatım oldu. Babam benim inşaatçıdır. İnşaat sektöründe babama yardım ederken babam hep derdi ki oğlum bil de yapma derdi. Böylelikle tabii bizim deri sektörü yavaşlamaya başlayınca bir firmaya pazarlamacı olarak başladım. Daha sonra da kendimi bu duşakabin içinde buldum. Sonra çevremiz genişledi. İşte müteahhitler olsun, bireysel müşteriler olsun, bayilerimiz olsun. Allah'a şükür arttıkça arttı. Aşağı yukarı 13 yaşından beri İstanbul'dayım. Tabii ki ben dericilik sektöründeyken yine de inşaata babamın yanına giderdim. Yani inşaata yabancı değilim. İlkokuldayken de, Ordu'dayken de babamla birlikte sönmemiş kireçler vardı. Şimdi ustaları bilmiyor onu. Biz sönmemiş kireçten gel. Ben inşaatın temelinden gelme bir insanım. Hani bakmayın ben dericilik yaptım ama inşaatın ne olduğunu çok iyi bilirim. Allah razı olsun babamdan. Beni o inşaata soktu, o kokuyu aldırttı bana. Buraya geldiğimizde de yavaş yavaş işte bu işlere başladık. Yani alışık olduğumuz bir sektör olduğu için, hani çocukluktan bildiğimiz için çok da yabancı kalmadık yani bu işe. Allah'a şükür öyle böyle derken tamamen inşaat içine girdik yani. Aslında ilkokul bittikten sonra Ordu'da ben simit satmaya başladım. Biz bu işe simitçilikten gelmeyiz. Daha sonra ayakkabı boyadım. Ondan sonra tabii buraya geldikten sonra dericiliğe başlayınca dericilik çok zor bir meslek. Yani çok iyi bir usta olduk. Allah aşkına o dönemlerde iyi de getirisi vardı. Sonra dediğim gibi işler yavaşlayınca birden bu işin içinde bulduk kendimizi. Hangi sektör olursa olsun işçilikten işveren pozisyonuna yükselmek kolay olmaz. Bir de İstanbul'daysanız bu öyle kısa zamanda yakalanacak bir başarı değildir. Sabır gerektirir, zaman gerektirir. Sermaye ve çevreniz olması gerekir. Bu süreci bizzat yaşayarak geçiren ve en doğru zamanı bekleyen iş insanı Gökay Gündoğdu, Türkiye'nin metropol şehri İstanbul'da iş yerini açmaya karar verir. Bu işlere girdikten sonra tabii ki arkamızda bir patronumuz vardı. Yani işveren nedir? Efendim insan çalıştırmak nedir? Yükümlülük nedir? Bunları bilmiyorduk tabii ki. Daha sonra biz bu işin içine girince ortağımla birlikte bizim makinemiz falan yoktu. Dükkanımız bile yoktu. Müşterilerimiz sorardı yeriniz nerede diye. Cevap veremezdik. Yani dükkanımız yoktu o zaman. Allah'a şükür sonra işte kar topu yuvarlandıkça büyür misali. Biz yavaş yavaş işte dükkanımızı tuttuk, oradan taşındık falan derken kendimizi burada bulduk. Yani çok zor şartlar altında buralara geldik. Elhamdülillah şimdi firmamız iyi bir konumda. Tanınan bilinen bir marka oldu. Bizim için insanlar güzel şeyler konuşuyor, kulağımıza geliyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Ordulu iş insanı Gökay Gündoğdu'nun Küçükçekmece'deki atölyesinde duşakabin başta olmak üzere birçok alanda imalat, montaj, tadilat gibi işler sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmeye başlar. Ana faaliyetimiz duşakabin. Burada imalatından tutun da montajına kadar, dediğimiz gibi şehir dışına kadar her yere gidiyoruz. Katlanır cam var, banyo dolabı var, komple tadilat da var bizde. Su tesisatı, asma tavan, pimapen, küpeşte, cam balkon dediğimiz gibi hepsi var. Mesela banyolardaki menfezleri falan yapıyoruz. Tadilat da yapıyoruz. Yani komple tadilat yapıyoruz. İnşaat hakkında her şeyi yapıyoruz yani. Normal komple bir inşaat yapmıyorum ama tadilat anlamında inşaatla alakalı ev dekorasyonu hepsini yapıyoruz. Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi'nde iş yerimiz. Ben Eyüp Sultan'da ikamet ediyorum. Ustalarımız burada olduğu için onlara yakın olduğundan dolayı gelen müşterilere çabucak hitap etsinler diye
Atölyemizi buraya taşıdık. Burası ofisimiz, yan taraf imalathanemiz, öbür sol tarafımız da showroom'umuz. Yani firmamız 3 bölümden oluşuyor. Müşterilerimiz genelde müteahhit ağırlıklı. Bireysel müşterilerimiz var. Efendim bayilerimiz var. Tadilatlarımız var. Mesela duşakabinde camı kırıldığı zaman gelirler bize. İnternet adreslerimiz var. İnternetten bulurlar genelde bizi. Kırıldığında ararlar bizi. Bunu götürür, yerine takarız, tamir ederiz. Hani genelde bu camlar kırılır. Bu sabit camlar kırılmaz. Çünkü yerinde durduğu için. Bunlar hareketli olduğu için yerinden çıkar. Bizim profilimiz çıkmaz. Bunlar gayet kaliteli ve güzel profildir. Bir önceki profillerde, piyasada kullanılan profillerde onlar da tekerlekler yerinden çıkar ve cam aşağı düşer kırılır. Ama bunda asla bizim malımızda olmaz böyle bir şey. Biz çok kaliteli mal üretiyoruz. Vidalarımıza kadar paslanmazdır. Kesinlikle hiçbir sıkıntı yaşamayız. Sektörün tecrübeli ismi Gökay Bey, ham madde tercihini yerli ürünlerden yana kullanarak hem ülke ekonomisine ekstra olumlu katkı sağlamış oluyor hem de kaliteli işler çıktığını söylüyor. Bizim ürünlerimiz tamamen yerlidir. Kesinlikle bizde ithal mal yoktur. A'dan Z'ye kendimiz üretir, kendimiz yaparız. İthal mal kesinlikle kullanmayız. Çünkü sonucu kötü geliyor. Firmamızın adını da kötüye kullanmış oluruz. Ve kullanıcı adı içinde çok kötü oluyor. Yani bize ikinci bir defa telefon açtığında, yani şurası böyle oldu, şöyle sıkıntı oldu dediğinde biz büyük bir mahcubiyet yaşıyoruz. Ekonominin başkenti İstanbul'da rekabet gücü zayıf olan firmaların ayakta durması zordur. Bunu başarabilen Ordulu iş insanı Gökay Gündoğdu'dan başarının formülünü ve ödün vermediği ilkelerini dinliyoruz. Biz Allah'a şükür özümüzde de dürüstlük vardı. Bizim ailemiz bizi bu şekilde yetiştirdi. Öyle öğrettiler. Babam derdi ki oğlum öleceğini de bilsen dürüstlüğünden vazgeçme derdi. Şimdi fark ediyoruz ki bizim sektörden aşağı yukarı İstanbul'da 2500-3000 tane firma var. Zaten İstanbul'un yani 16 milyon kayıtlı, 20 milyon da geçiktir nüfus var. Dolayısıyla biz şimdi Allah'a şükür ayakta duruyorsak düzgün iş, kaliteli ve dürüstlükten dolayı ayakta duruyoruz. Bizim işçiliğimizde ve kişiliğimizde asla bir sıkıntı olmaz elhamdülillah. Biz mesela yabancı uyruklu insanlar çalıştırmayız. Müşterimizin evine götürdüğümüz zaman yabancı uyruklu insanı görünce müşteri bir tedirgin oluyor. Çalışan personelin başından ayrılmıyor. Ama yerli olduğu zaman bizim çalışanımız diyor ki abla sen kenara çekil hele bir bitsin ben seni çağıracağım diyor. Ve müşteri gönül rahatlığıyla gidip evinde televizyonu izleyebiliyor odasında. Daha sonra bittiğinde gelip bakıyor çok güzel olmuş diyor. Elinize sağlık diyor. Bizim de bunu duymak çok hoşumuza gidiyor. Bize gurur veriyor. Ve firmamızı bir adım daha öne atmış oluyoruz. Sektörde en büyük gider kalemini camın oluşturduğunu söyleyen genç ve başarılı iş insanı Gündoğdu, dolardaki artışın fiyatları çok etkilediğini ifade ediyor. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız cam. Cam bizim ana ürünümüzdür. Şimdi cam olmazsa diğer ürünler olsa bile bir işe yaramıyor. Ama camı tedarik ettiğimiz zaman diğer ürünleri hiç elimizde olmasa bile bir şekilde bulup buluşturup yapıyoruz. O da çok düşük bir ihtimal. Ama cama bir zam geliyor %40. Biz bunu müşteriye yansıtamıyoruz. Müşteri diyor ki ne yapıyorsun diyor. Haklı. İnanın cama zam geldiğinde yani utanarak fiyat veriyoruz. Fiyat vermeye çekiniyoruz. Alüminyuma geçelim. Alüminyum dediğimiz mesela bunlar. Biz bunları kilo bazında alırız. Dolar bazında yükselir. Dolar yükseldi. Yarın sabah zam haberi geliyor. Her gün bize bir liste gelir. Dolar yükseldikçe. Artık zam listesini açmıyorum bile. Biliyorum ki zam geldi. Biz hesaba oturuyoruz, her gün hesaba oturuyoruz. Müşteriye fiyat vermek gerekiyor, veremiyoruz. Çünkü yükseldi. Ama ister istemez söylemek zorunda kalıyoruz. Bu sefer müşteri arayış içine giriyor. Diyor ki ya işte Göksel Uç'ta pahalı, ben A firmasına bir de bakayım, belki orada ucuzdur. Bilmiyor ki dolar artışından dolayı oluyor. Biz de bundan çok memnun değiliz. Yani yüksek verelim fiyatı, çok kazanalım da değiliz. Müşterimiz elimizde kalsın yeter. Ama ister istemez kaçıyor. Çünkü bizim elimizde olan şeylerden değil. Yani her gün zam geliyor. Bizim en büyük sıkıntımız doların yükselmesi. Bu da bize çok büyük şekilde yansıyor. Bizim belimizi büken bu.
Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından etkilenmeyen ve virüse karşı önlem almayan sektör yoktur. Direkt olarak müşterilerinin evine giren Gökay Gündoğdu'nun başında bulunduğu firma bu süreci nasıl geçiriyor? O dönemde bir Covid geçirdik. Şirketimiz 15 gün kapalı kaldı. Biz farkında değildik Covid geçirdiğimizi. Bir baktık ki Covid geçirmiş. 15 gün kapalı kaldık. Dolayısıyla bu bize büyük bir şekilde yansıdı. Sonra yine bir bayram üzeri bir 17 gün kapalı kaldık. Hafta sonları kapalı kaldık. Saatler kısıtlamalı oldu. Ha, Allah aşkına bir şekilde açtık bunları. O dönemde insanlar pandemiye alışamamıştı. Şimdi grip gibi artık herkes alıştı. Herkes biliyor yani önlemini alıyoruz. Maskemizi takıp galoşlarımızı giyip müşterimizin evine giriyoruz. Montajımızı yapıp çıkıyoruz. Zaten kimse de kimseye demiyor. Yani maske tak, galoş giy demiyor. Biz kendimiz de artık bu sisteme kendimize alıştırdık. Müşterilerimiz de bu şekilde gördüğü zaman bizi gayri ihtiyari memnun oluyorlar. Onlar da gönül rahatlığıyla bize montajını bırakıyorlar. Yani adam geçip çay kahvesini içerken biz montajımızı bitirip çıkıyoruz. Duşakabin alanındaki değişimler hakkında bilgiler aldığımız sektörün tecrübeli ismi Gökay Gündoğdu, her keseye ve her kesime hitap eden ürünler olduğunu belirtiyor. Daha önceden aşağı yukarı bundan 15 sene gerisine gidelim veya 20 yıl gerisine gidersek, hatırlarsanız jaluzi perdeler vardı banyoda. Ondan sonra şey çıktı, mika kabinler çıktı. Mika kabinin yerine daha sonrasında cam kabin çıktı. Cam kabinden şimdi bu siyahlar çıktı. Artık siyahlara rağbet var. Yani bütün herkes siyahlara rağbet var. Şimdi bunun dışında daha lüks kabinlerimiz var. Üstlerine askılı, menteşeli, sarı, bronz, siyah, efendim parlak. Açıklayamadığımız daha birçok ürünler var. Yani gittikçe gidiyor. Tabii bedeli farklı oluyor onların da. Yani en alt seviyeden başlıyor da en üst seviyeye kadar. Hani müşteri bunu beğenmesin yeter ki. Bunun bedelini çok fazla gözetlemiyor İstanbul'da. Ama diğer şehirlerde biraz bedelini ön planda tutuyorlar. O yüzden satmakta güçlük çekebiliyoruz. Ama İstanbul'da lüks kabinleri kolaylıkla satabiliyoruz. Çünkü İstanbul halkı biraz daha farklı yaşıyor. Yani nasıl söyleyeyim? Kesim kesim değişiyor bunlar. Hani zaten belli bir kesime gittiğimiz zaman ne isteyeceğini anlıyoruz. Ona göre sunum yapıyoruz. Sektörün başarılı temsilcilerinden Ordulu hemşehrimiz Gündoğdu, inşaat sektöründe babasından aldığı ve üzerine kattığı tecrübeyi en büyük yardımcısı oğlu Mustafa Gündoğdu'ya aktarmaya hazır olduğunu söylüyor. Fakat cümlenin sonunda ama diyor. Çocuğumun da bu işi tabii ki bayrağımı ona teslim etmeyi tabii ki isterim ama şu anda okuyor. Tercih senin dedim. Yani tezgah burada. Allah aşkına müşterilerimiz var. Ben yarın bugün emekli olup kenara çekildiğimde zaten telefonum da var. Beni arayanları sana yönlendiririm. Ama bu iş tek başına yapılacak bir iş değil. Zor bir meslek. Şimdi bizim işimiz suyla alakalı olduğu için en ufak bir yerden su sızdırdığı zaman bir kabini taktığınızda 3 kere gidebiliyorsunuz. Bir de İstanbul'un trafiği zaten en büyük sorunumuz. Şimdi İnsanlar bile diyor ki ben saat 3'te çıkacağım. Zamanla yarışamıyoruz. Biz saat 5'te gelebiliriz diyoruz. Böyle sıkıntılarımız var. Yani çocuğumun bu işi yapmasını çok fazla da istemiyorum bunlardan dolayı. Yani ekipsiz bu iş olmuyor. Alttan da kimse yetişmiyor. Herkes okula verdi kendini. Bugün baktığımız zaman yani en okumayan kişi lise mezunu. Liseyi okuyan insan da bu işi çok fazla yapma taraftarı değil. Veya yapacak usta bulamıyorsunuz. O yüzden yarın bugün çocuğum da yalnız kalacağı için pek fazla yapmasından yana değilim. He, yapmak istiyorsa tezgah burada. Yani illaki çaresiz kalırsa Allah'a şükür tezgahımız burada. Yapılır bir şekilde. Ben de destekçisi olurum. Elhamdülillah. Müşterilerimiz de var. Potansiyelimiz var. İstanbul'da çok şükür bizi, kaşemizi gören ben bu firmaya mal vermem demiyor. Herkes bize çok şükür ismimizi duyan gönül rahatlığıyla mal veriyor. Yani bu firmamızı bu kıvama kadar Allah'ın sayesinde getirdik yani. Duşakabin, cam balkon, banyo dolabı, menfez, PVC, komple tadilat gibi inşaat sektörünün birçok alanında yer alan firma, yurt içi ve yurt dışında birçok yere ürün göndermeyi başarıyla gerçekleştirmiş. İhracat ve talebin çokluğu bir yana, Gökay Bey'i
en çok da memleketi Ordu'ya iş yapmak mutlu ediyor. Birkaç tane yurt dışına gönderdik, Erbil'de dahil olmak üzere. Yurt içinde Sinop, Kastamonu, Çanakkale, efendim Sakarya, Bolu, efendim Giresun, birçok illere gönderdik. Gönderiyoruz, gidip buradan aracımızı dolduruyoruz. Olmazsa kargo ile gönderiyoruz, biz orada karşılıyoruz. Orada ağırlıkla genelde çalışıyoruz. Hani memleketim olduğu için, Sinop'ta da çok iyi müşterilerimiz var. Oraya da gidiyoruz. Ortam da Sinoplu olduğu için hem o memleketini geziyor, oradan bizim memlekete geçiyoruz. Hem ziyaret hem ticaret yapmış oluyoruz. Biz şimdi ordumuza yaptığımız hizmetten dolayı gerçekten çok büyük gurur duyuyoruz. Hani orduda da bizim bir ismimiz duyulmaya başladı artık. Olmasa da bile yani ben en azından işimin sayesinde ordumu gezip geri geliyorum. 3 günde olsa, 2 günde olsa, 1 günde olsa memleketimi gezip geri geliyorum. Bir memleket havası almış gelmiş oluyorum. Bunun dolayısıyla yanı sıra da müteahhitlerimize de hizmet etmiş oluyoruz. Bir tane de olsa, 3 tane de olsa, 15 tane de olsa Giresun'a kadar da gidiyoruz biz. Kastamonu'ya kadar da gidiyoruz. Çanakkale'ye de gidiyoruz. Yani yeter ki bize müşterimiz arayıp desin ki bu kadar işimiz var, yapar mısınız desin. Seve seve yaparız. Hedeflerini ve ilkelerini sorduğumuz Gökay Bey, çok önemli iki kelimenin altını kalın kalemle çiziyor. İşçilik ve kişilik. Daha iyiye gitmek, bir adım daha ileri gitmek, firmamızı daha iyi yerlere götürmek, daha iyi hizmet vermek. Yani hizmet felsefesi bizim için çok önemli. İşçilik ve kişilik en önemlisi bizim için. Yani müşteri diyaloğu çok önemli. Yani ustalarımızın gidip montajını sorunsuz teslim etmesi. Bizim için en önemlisi bu. Bunun sayesinde yani firmamızı da bir tık daha yukarıya çıkartmak. Yani şehir dışına da hizmet etmek istiyoruz. Sadece İstanbul değil. Özellikle şehir dışına hizmet etmek istiyoruz. Yani Ordu ağırlıklı. Söz Ordu'dan açılmışken memleketle ilgili Gökay Bey'le konuşmaya devam ediyoruz. Doğduğu şehri ve o şehrin insanlarını çok sevdiğini gözlemlediğimiz Gökay Gündoğdu'nun memlekete dair sözleri var sırada. İhtiyacı olan herkes gönül rahatlığıyla bizden ürün alabilir. Hiç çekinmeden mesai saatlerinde istediği saatte istediği zaman arayıp bilgi alabilir. Bir tane de olsa, 100 tane de olsa hiç çekinmeden arayıp isteyebilirler. Kargoyla da göndeririz. Zamanı geldiğinde montajda yapabiliriz. Çünkü ayda bir neredeyse Ordu'ya gidiyoruz biz aşağı yukarı. Zamanları varsa gidip montajını da yapabiliriz. Ha yok derlerse montaj ekibinde oradan 2-3 tane montaj ekibimiz var. O şekilde çözeriz. İsteyebilirler bizden fotoğrafını atıp bizden bunu istiyorum derler. Adresine kadar göndeririz. Gönül rahatlığıyla alabilirler. Evet, yani memleketimizde o liman orayı döndüğümde cennete girmiş gibi oluyorum. Yani orada benim için bambaşka bir yer. Orada bir huzur buluyorum ben memleketimde. Yani gücüm alabildiği kadar gezmeye çalışıyorum yani. Gezdiğim yerleri tekrar gezmeye çalışıyorum. Çünkü yetmiyor bana. Yani her gün 24 saat gezsem memleketi yetmiyor bana. Aynı yere 50 kez gezsem yine yetmiyor, az geliyor. Orada bambaşka bir şehir. Yani bizim hemşirelerimiz de çok iyi insanlar. Halkımız çok iyi. Çok saygılılar. Yardımseverler. Vatanseverler. En önemlisi vatansever olmak. Bunlar bizim için çok önemli. İnşallah en kısa zamanda Ordu'ya yerleşmek istiyorum. Ama tabii ki yine belki bu işi yaparım Ordu'da. Keyifle yaparım. Yani Ordu halkı bu tarz şeyleri çok seviyor. Biz de işimizi seviyoruz elhamdülillah. Az olur, öz olur ama güzel olur. İstanbul'da ticaret yapan Kabadüz doğumlu iş insanı Gökay Gündoğdu'nun tüm ordululara selamını iletiyoruz. Buradan bütün Ordu halkına, Kabadüz halkına, Sayın Yener Kaya Belediye Başkanımıza, efendim herkese selam söylüyorum. Sağlıkla kalın, hayırlı günler. 13 yaşında Ordu'dan İstanbul'a giden, hayatı çalışmak ve üretmekle geçen, duşakabin, cam balkon ve inşaatın diğer alanlarında başarıyla hizmet veren iş insanı Gökay Gündoğdu'ya bize kapılarını açtığı için teşekkür ediyor, başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Hiç unutmadığı ve İstanbul'da en güzel şekilde temsil ettiği Ordu'dan biz de kendilerine selam ve sevgilerimizi yolluyoruz.